gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. Üniversitelerden temsilciler. Kolay gelsin. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin. Yönlendiriyoruz, evet. Ne öneriyorsunuz? Şöyle, şimdi ilk önce az önce dediği gibi normalde buraya gelmeseydi sıradan bir sıralamaya göre yapacaktı ama önemli olan üniversitede kadavra var mı? Kadavra öğrencilere açık mı? Evet. Maket mi? Ya da kampüse yakın mı hastanemiz vesaire? Hı. Doçentlerimize detaylı olarak araştırıyoruz onları. Tamam. Harika. Çok başarılı olacağından eminim çünkü istiyorsun bu işi. Bu mesleği çok belli yani. Çok heyecanla konuşuyorsun. Sizler de mutlusunuz tabii anne baba olarak. Vallahi tabii ki mutluyuz hocam. İyi. İnşallah olur. Evet, güzel. Çok güzel. İnşallah başarıların devam eder. Bizler de elimizden geldiğince. Bu arada başkanım kendisi Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi'ndeydi. Danışan öğrencimiz 3-4 aydır bizimleydi. Şey, dershanelere devam etti mi bizim? Yok, ayrıydı. Ayrı kendisi dersen. Sadece aynen Merci'ye geldi. Faydalandın Merci'den değil mi? Çok harika. Zaten oranın kuruluş amacı da faydalı olabilmek. Biz de mutlu oluyoruz. Sizler mutlu olunca. Bizim de ödülümüz bu işte. Sizlerin mutluluğu. Gayet de güzel. Bizim de biliyorsunuz eğitim merkezleri var. 4300 öğrencimiz var bizim de. İlk 50.125 kişi. 125 öğrenci de bizim bu eğitim merkezine devam eden öğrencilerimizden gelmişler. Hakkınızda hayırlı olsun. Zihniniz açık olsun inşallah. Teşekkür ederim. Şansınız iyi olsun. Evet. O da önemli. İnşallah. Oradaki kızımız da tıp düşünüyor. Hep doktorların arasında kaldı. Sen ne düşünüyorsun? Yakışıklı. Ben de bilgisayar mühendisi istiyorum. Bilgisayar. Yani. Tamam. Sen teknoloji meyilliyim ben diyor. Sizin önereceğiniz bir şey var mı? Şeyler anladığım kadarıyla yeterlik var gelen neticede. Evet tabii ki. Harika. 14.000 ve 20.000 zaten öğrencilerimiz. Çok iyi. Ekstra belki diş hekimliği ekleyebiliriz. İşte biyoloji mühendisliği olabilir. Daha önce danışmanlık hizmeti aldınız mı bizden? Merci aracılığıyla. Evet. Devam ettiniz yani merkezde. Evet, çok iyi. Bizim eğitim kurumlarında, dershanelerde oldunuz mu? Evet. Merkez dershanede miydi? Evet, sınavları da girdik. Normal derslere de katıldık. Çok iyi. Çok iyi. Evet çocuklar, hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Ne düşünüyorsunuz? Hocam, Hukuk. Hı hı. Şimdi hocam sıra psikolojiyi tercih ediyoruz. Evet. Başkanım, biz Cansu öğrencimiz. Bizim kursumuzun öğrencisi. Öyle mi? İlk geldiği zaman hani çok da sınırdaydı diyelim. Ama şimdi ilk 50.000'e girdi. Biz de çok sevindik. Süper. Bu noktada biz yardımcı olduk. Hukuk noktasında özel deniyor. Ama özelde de aileye iyi durumlar, ekonomik durumlar. Ama psikoloji de istiyormuş zaten. Hem hukuk fakültesinden de psikolojiyi tercih etmeyi düşünüyoruz. Burası Merci merkezimizin, yani danışmanlık merkezimizin öğrencilerimizle mülakat yaptığı yer. Burada elde ettikleri puanla ilgili, düşündükleri üniversiteler, fakültelerle ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Tabii öğrencinin bakış açısıyla uzmanların bakış açısı farklı. Çok daha detaylı üniversiteler konusunda
burada bilgi edinme imkanı var. Örneğin bir öğrencimiz tıp fakültesini istiyor. Ama hangi üniversitede, hangi fakültesinde nasıl bir eğitim düzeyi var ya da orada yayınlanan makaleler ya da maket üzerinden mi, kadavra üzerinden mi eğitim verildiğine dair bütün detay bilgileri şu anda arkadaşlarım öğrencilerimize sağlıyorlar. Bu çok önemlidir, çok değerlidir ve sonuçta bu öğrencilerimiz mutlu oldukları yerde, beklentilerine cevap verilecek bir fakültede çok daha başarılı olurlar. Bu hayatın kuralıdır. Nerede mutluysanız, nerede isabetli bir karar vermişseniz orada başarı kaçınılmaz olur. Hepsi yetenekli çocuklar. Gerçekten çok mutlu oldum. Aslında bir değil birkaç şeye mutlu oldum. Biliyorsunuz eğitim merkezimiz var, kurslarımız var, üniversite hazırlık kurslarımız. Ve 8 şube, merkez, Tarsus ve diğer ilçelerimiz, periferideki Çamlıyayla dışında Mut'tan Gülnar'a kadar bütün ilçe merkezlerimizde bizim eğitim kurumlarımız var. Burada eğitimde fırsat eşitliği kavramı çok değerli ve önemli. Orada o eğitim kurumunu açmamızın temel sebebi bizim bu. Yani gelir düzeyi yeterli aileler çocuklarına bu imkanı sağlayabiliyor ama yetersiz olan ailelerin çocuklarının da buraya gitme hakkını olduğunu aslında belediye bir anlamda gösteriyor ya da sağlıyor. Bizim toplamda ilk 50 bine 125 öğrencimiz girmiş. Bu değerli bir sonuç. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Daire başkanımızdan en alt kademedeki çalışma arkadaşına kadar herkesin tabii ki burada emeği var. Bir şeyi temel düsturumuz kaliteli yapmak, iyi yapmak, yapmış olmak için değil, yasak savmak için değil. Yani biz şöyle de yapabiliyorduk eski anlayışta olduğu gibi. 4000 kişi kayıtla başlıyormuş daha önceki dönemlerde. Biz geldiğimizde 1800-1900 öğrenci vardı. Oysa 4000 kişiyle başlamıştık. Ama şimdi biz 3800-4000 ile başlıyoruz. 4300-4500 ile bitiriyoruz. Neden? İllaki bu başarıyı gören, bu ciddiyeti gören, bu tertibi, düzeni gören vatandaş çocuğunu bize teslim etmek istiyor. Kontenjanlar açıyoruz ve sezon sonuna kadar bizim ortalama beklentimizin üzerinde bir talep olunca böyle kapasiteyi de arttırmak zorunda kalıyoruz. Tabii ben Mersin'in tercih edilmesini isterim. Mersin her anlamda öğrencilerimize imkan sunan bir kent. 4 üniversitemiz var. 50 binin üzerinde öğrencimiz var. 2 devlet, 2 vakıf üniversitemiz var. Her türlü çalışma alanı var. Tıptan, mühendislik dallarına, sosyal bilimlere kadar her türlü fakültelerimiz var burada. İklimsel açıdan, sosyokültürel açıdan Mersin gençlere, öğrencilere cazip gelebilecek bir kent. Tabii ekonomik açıdan da öyle. İstanbul, Ankara gibi metropollerde öğrencilerimizin hayatlarını idame ettirmesi öyle kolay değil. Ama burada aynı standartta çok daha düşük para maliyetiyle ya da masraflarla çok daha mutlu olabilirler diye düşünüyorum. Belediyemizin de sunduğu çok değerli, önemli imkanlar var. Yani ücretsiz Wi-Fi'den toplu taşımada ulaşımda fiyatların Türkiye ortalamasının çok çok altında olması gibi bir öğrenci 1 TL'ye seyahat edebiliyor. Biliyorsunuz 2024'e kadar da bu bizim çocuklarımıza sözümüzdü ve uygulama bizde devam ediyor. Diğer taraftan burada Mersin'de ikamet eden ailelerin her üniversiteyi kazanan çocuğu beyana tabi olarak herhangi bir gelir testine de tabi tutmadan bizden 1600 TL yardım alabilecekler. Buradan da öğrencilerimize duyuralım, velilerimize duyuralım. Bize müracaat etsinler, bilgilerini göndersinler. Biz çocuklarımızın bu yılki ihtiyaçlarının 1600 TL'lik kısmını belediye olarak karşılayacağız. Yine burada Mersin'de üniversitelerde eğitim görecek çocuklarımıza da çamaşır kafeden çorba hizmetine kadar birçok alanda etkinliklerimize kadar kendilerini iyi hissedebilecekleri, rahat ders çalışacakları okuma salonlarına, kütüphanelere kadar
birçok alanda katkı sunacağız. Mersin huzur kenti, Mersin kardeşlik kenti, Mersin birlik kenti, Mersin herkesin güldüğü bir kent ve Mersin herkesin kendisini güvende hissettiği bir kent. Buradan da tüm Türkiye'ye mesajım olsun. Çok müthiş bir şey ya.